Herkese merhaba arkadaşlar. Ben klinik psikolog Can Ahmet Boz. Bugün Güçlü, Mutlu, Umutlu kanalında sizlerleyiz. Bugün Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinin Küçük Su Mesire alanından güzel bir manzarayla sizlerleyiz. Bugün konuşacağımız konu Kastamonu pastırması mı yoksa Kayseri pastırması mı olacak? Bu konu bir dönem çok konuşuldu, çok tartışıldı. Güzel sohbetler, atışmalar oldu bu konu üzerine. Bugün konuşacağımız konu da bu olacak ve biz birazcık da psikoloji açısından bakacağız bu duruma, bu konuya. Pastırma bildiğiniz gibi et, tuz ve çemenin birleşiminden oluşan bir yiyecektir. Afiyetle sofralarımızda tükettiğimiz pastırmanın yapımı zorludur. Yapımı uzun sürer, çetrefillidir biraz önce de söylediğim gibi. Pastırmanın yapımında güneşin ve rüzgarın önemli bir etken olduğunu biliyoruz. Kastamonu'da yapılan pastırma ile Kayseri'de yapılan pastırmanın arasında ufak farklılıklar olmasına karşın genel olarak ama pastırmanın içeriği, yapımı birbirine benzerdir. Peki bir dönem neden bu kadar çok tartışıldı diye sorduğumuzda aslında bu tartışmaların temelinde yatan nedenin ne olduğuna baktığımızda psikoloji ve sosyoloji aslında çok güzel açıklıyor bu durumu. 1970'li yıllarda Tashwell ve Turner tarafından ortaya konan sosyal kimlik kuramı aslında tam olarak bu sorunun nedenini, neden bu kadar tartışıldığını çok güzel açıklıyor. Sosyal kimlik kuramı kuramına göre insanlar sosyal bir varlıktır ve bir gruba ya da bir yere ait olmayı isterler. İnsanın sosyal bir varlık olma isteğinin altındaki nedene baktığımızda ise toplumsal bir çıkardan ya da kazançtan daha çok bireysel bir kazanç yatıyor ya da çıkar yatıyor. Çünkü kişi olumlu bir öz değerlendirme ve benlik saygısını yüceltme gibi davranışlar, tutumlar içine girmeyi ister. Bir futbol takımını destekleyen bir kişiyi düşünelim. Futbol takımı başarılar elde ettikçe o kişi de o başarılardan pay elde edecek. Yani bir futbol maçında kazanacağı maç ya da kazanacağı kupa, uluslararası maçlarda edineceği başarılar aslında onun taraftarlarını ve destekleyenlerinin de kazanacağı bir pay anlamına geliyor. Bu nedenle kişi o noktada taraftarı olduğu takımın ya da grubun edineceği başarılardan bir şekilde pay elde edinip olumlu bir öz değerlendirme ve benlik saygısını iyileştirme veya yüceltme eğilimine girmektedir. Kuramın temel varsayımlarına baktığımızda bunlar 4 tane varsayımdan oluşuyor. Bu varsayımlardan ilki, kişi içinde bulunduğu grup ile özdeşleşir ve kendisini o şekilde değerlendirir. Örneğin Fenerbahçe'yi destekleyen bir taraftar kendisini Fenerbahçeli olarak değerlendirmeye başlamıştır. Ya da örneğin Kastamonu'da yaşayan bir kişi burada doğup büyümüş ve çevresi burada olan bir kişi artık kendisini Kastamonulu olarak değerlendirmeye başlamıştır. Ve sosyal kimliği aslında ilk adımda bu şekilde oluşmuştur. Bu varsayımlardan ikincisi ise kişi içinde bulunduğu iç grubu ile dış grupları karşılaştırmaya başlar. Ve bu karşılaştırma sonucunda kendi grubunun yerini belirlemeye çalışır. Örneğin Kastamonulu ya da Kayserili olarak kendini tanımlayan bir kişi kendi şehrinde yapılan pastırmayla diğer illerde yapılan pastırmanın kıyaslanması ve kendi şehrinde olan pastırmanın ne derecede olduğunu, ne kadar iyi olduğunu, ne kadar kötü olduğunu değerlendirmesidir aslında bu kuramın ikinci varsayımı. Bu noktada bireyler belki başka şehirlerde yapılan pastırmanın, örneğin Kayseri'de yapılan pastırmanın nasıl yapıldığını, hangi tekniklerin kullanıldığını, uygulandığını ya da hangi materyallerin yemekte kullanıldığını araştırıp öğrenip kendi şehrinde yapılan pastırmayla kıyaslamaya girebilirler. Ve kendi şehrinde yapılan pastırmanın ne kadar iyi olduğunu, ne kadar kötü olduğunu değerlendirme ve kıyaslama içine girmiş olurlar. Üçüncü varsayıma geldiğimizde ise kişi artık kendi grubunu diğer gruplarla kıyaslayıp diğer grupların davranışlarını veya yaptıklarını daha küçümseyici ya da kendi grubunu yüceltici şekilde değerlendirmede bulunabilir. Örneğin bu Kastamonu pastırması mı yoksa Kayseri pastırması mı tartışmalarına baktığımızda kişiler kendi bulundukları şehirlerdeki pastırmayı her zaman daha çok övme ve yüceltme davranışında bulunmuşlardır. Çünkü bunun nedeni içinde bulundukları grubu yüceltmeye çalışıyorlar. Buna da iç grup kayırmacılığı deniyor aslında bu kurama göre. Bunun bir adım ötesinde de şöyle düşünebiliriz. Örneğin Kayseri'de yaşayan bir kişi kendi ilinin pastırmasını yüceltti dedik. Yaşadığı yerde de bulunan pastırmaları bir kıyas içine de girebilir kişi. Yani tanıdığı kişinin yaptığı pastırmayı diğerlerinden daha önde tutabilir. Çünkü yine içinde bulunduğu grubun yaptığı işi daha yüceltme davranışı içinde olacaktır. Dördüncü varsayıma geldiğimizde ise kişi artık kendi içinde bulunduğu grubu her ne olursa olsun olumlayacaktır. Diğer grupları olumsuzlama davranışı içinde bulunacaktır. Kendi içinde bulunduğu grubun olumlanacak tarafı olmasa bile kişi bir şekilde bir yolunu bulup iyi, olumlu taraflarını öne çıkartmaya çalışacak ve grubunu yüceltmeye çalışacaktır. Bunu aslında bir içgüdü olarak mı yapıyor? Yani kendi bulunduğu takımı hayatta kalması amacıyla dürtülere
Aslında evet, yani sosyal bir varlık olması neticesinde insanın bir yere ait olmaya çalışıyor ve o aslında Maslow piramidinde de vardı ya, hani bir işte fiziksel, iki falan diye gidiyor. Orada bir ihtiyaç aslında, sosyal bir varlık olmasının ve sosyal bir gruba ait olma ihtiyacı bir içsel bir güdü. O yüzden evet, bir yere ait olmaya çalışıyor insan ve bunun için çabalıyor. İçine girdiği anda bir grubu da olumlama tarafında, olumlayacak şekilde de davranıyor ve bu ihtiyacını bir şekilde gidermeye çalışıyor. Şimdi genel olarak toparlayacak olursak, sosyal kimlik kuramı içinde bulunduğu grubu ben ve diğerleri olarak görür. Ben ve onlar, biz ve onlar olarak görür ve ona göre davranır. Ona göre davranışlarını değiştirir ve grubu bir başarı aldığında grubunun aldığı başarıyı bireyler de kendine bir pay eder ve kendindeki o öz değerlendirmeyi ya da işte öz benliğini daha yüceltir ve daha sağlamlaştırır kişiler. Ek olarak tabii şu da var. Kişi içine girdiği grubun davranışlarını da edinmeye başlar ve bir süre sonra içinde bulunduğu grubun üyeleri gibi davranmaya ve üyeleri gibi düşünmeye başlar. O yüzden siz hangi gruptaysanız bunları bir düşünün. Neden o gruptasınız ve davranışlarınız ne şekilde değişiyor? Bunları bir tartın, bir düşünün, bir yere yazın belki. Biraz fark etmeye çalışın. Sonrasında sosyal kimlik kuramıyla bugün anlattıklarımızı biraz bağdaştırmaya çalışın. Ve bir şekilde o sosyal aitlik ihtiyacınızı ya da hissinizi nasıl karşılamaya çalıştığınızı bulmaya çalışın. Soruya gelecek olursa, Kastamonu pastırması mı, Kayseri pastırması mı? Sorunun cevabı ise şu, en iyi pastırma senin yaşadığın ildeki pastırma olacak. Çünkü içinde bulunduğun grup ve o grubun özellikleri seni o grubu yüceltmeye, daha da olumlamaya itecektir.